Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Artık AYT 2023 Matematik Kampı'nda trigonometrinin son videosundayız. Son videomuzda arkadaşlarım trigonometrinin large testlerini çözeceğiz. Neredeyse ÖSYM'ye en yakın testler arkadaşlarım ve biraz da sizi terletecek, düşünmeye sevk edecek güzel sorulardan oluşuyor. Bu testle birlikte artık çözdükten sonra rahatça logaritma konusuna geçiş yapabileceğiz. Hazırsanız, videoyu da beğendiyseniz geçelim testimize. İlk sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlarım. Aşağıda O merkezli ve yarıçapı 6 birim olan çember verilmiş arkadaşlar. Bakın bunun yarıçapını vermiş burada 6. KOL açısı yani şurası 7 pi bölü 12 radyan. KL yay uzunluğu pi b radyan şurası. Ve boyalı daire diliminin alanı da a radyandır. Buna göre sin a çarpı sin b kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim burada bulmamız gereken bir şeyler var. Bulmamız gereken şey öncelikle şuradaki b uzunluğunu bir bulalım. Normal şartlar altında biliyorsunuz ki bir tam çemberin çevresi 2 pi çarpı r ile bulunuyor ki r burada 6. Ama tabii doğal olarak biz 7 pi bölü 12 açının gördüğünü bulacağız. Yani 2 pi açıya sahip olan çemberin çevresi 2 pi çarpı 6 ise acaba 7 pi bölü 12'ye sahip olanınki kaçtır diye soracağız. Şimdi burada 2 pi ile 2 pi birbirini zaten götürecek. 6 ile şunu çarparsak x'i bulacağız. Yani arkadaşlarım 7 pi bölü 2 olacak. Yani b burada kaçmış? 7 pi bölü 2'ymiş. Şunu sildim ve buraya 7 pi bölü 2 yazdım. Sonra bir de bunun alanını bulalım. Yani a'yı bulalım. Bunun için de 2 pi açıya sahip yani bir tam üçgenin alanı sevgili arkadaşlarım pi çarpı r kare. Yani 36 pi. R 6 olduğu için. 7 pi bölü 12'nin gördüğü açı, yani açının gördüğü kısmın alanı nedir? X'tir diyeceğiz. Ve artık diyoruz ki bakın 2 pi ile 2 pi'yi sadeleştirdim. Burada 18 kaldı. 18'e de şunu çarpacağım. 18'de onu çarparsanız şu şekilde x'i bulursunuz. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2. 21 pi bölü 2. 21 pi bölü 2. Şimdi bizden istenen şey ne? Sin a ile sin b'nin çarpımı. A dediğimiz şey 21 pi bölü 2, 2 sinüs 21 pi bölü 2 çarpı yine sinüs 7 pi bölü 2 dedim. Daha sonrasında tabi esas ölçüleri lazım bize. Yani 21 pi bölü 2 ile işlem yapmayacağız. Bunun esas ölçüsünü bulmak için şunun 2 katı 4, 21'i 4'e böldüğünüz kalan 1. Dolayısıyla burası sinüs pi bölü 2'dir çarpı şurası 2'nin 2 katı 4. 7'yi 4'e böldüğünüz kalan 3 olduğu için burası da sinüs 3 pi bölü 2'dir diyeceğiz esas ölçüsü. Sinüs pi bölü 2 1'dir. Sinüs 3 pi bölü 2 de eksi 1'dir. Dolayısıyla 1 çarpı eksi 1 derseniz doğru cevabın eksi 1 gelmesi gerektiğini düşünebiliriz. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Evet, güzel soruydu. Şimdi geçiyorum ikinci soruma. Çok ama çok dikkatli dinlemekte fayda var ikinci soruyu. ABC bir üçgen. ACB açısı 60. Bakın şurası arkadaşlarım 60'mış. 2AE eşittir AB demiş. Şimdi AE AB'nin 2 katı pardon AB AE'nin 2 katıysa ben buna K dersem burası 2K olacaktır. Yani arkadaşlar şurası şunun 2 katıysa demek ki şunlar birbirine eşit. Şurası tam olarak AB kenar uzunluğunun tam orta noktası arkadaşlarım. Şurası 7, burası 1, burası da 10 olduğuna göre DE uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. DE neresi arkadaşlar? Şuradaki mavi uzunluk kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Şimdi pekala. Öncelikle sevgili arkadaşlarım buradaki AB uzunluğu bulunabilir. Kosinüs teoremiyle. Bakın ben bu AB uzunluğuna x dersem x kare eşittir. Onun karesi 100 artı 7 artı 1'den 8'in karesi 64 eksi. 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs 60 yani 1 bölü 2. Daha sonrasında şuradaki 2 ile şuradaki 2'yi sadeleştirelim. 100 artı 64 bize 164'ü verir. Bundan 80'i çıkarırsanız eğer 84 gelecektir. Yani x kare eşittir 84'müş. O halde arkadaşlarım ben x'i kök 84 olarak bulurum. Bu da bana 4 kere 21 olduğu için 2 kök 21'dir.
Yani arkadaşlarım, burası kök 21, burası kök 21'miş madem eşitler. Bunları bulduk. Bunda sıkıntı yok. Bizden istenen şuranın uzunluğu. Ben buranın uzunluğunu nasıl bulacağım? Öncelikle sevgili arkadaşlarım, şunu şöyle çekersek tam olarak orta taban niteliğinde olmaz mı? Yani burası 8'di. Burası bak orta olduğu için şuna paralel çekerseniz arkadaşlarım burası da orta olacaktır. 7 artı 1'den 8'i demek ki burası 4. Demek ki burası da 4 olacak. Burasının 4 olması için şu kısmın 3 olması gerekiyor. Madem orta taban burası 10'sa burası tabii ki 5'tir. Ve arkadaşlarım burası 60'sa şurası da 60 olacağı için bak şurası da 120 olur. Mis. Burası 5. Şurası 3. Arada kalan açıda 120 olduğuna göre ve bize de şu kısım sorulduğuna göre artık bir kosinüs teoremi daha uygulayacağız. Bunu nasıl yaparız? Şöyle ki buraya y diyelim bu sefer. Y kare eşittir. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Eksi eksi artı yapar. 2'ler gider. 25 9 daha 34 gelir. 3 kere 5 15 olur. Toplarsanız 49 gelir eşittir. Y kare ise tabii ki burada y kaçtır? 7'nin ta kendisidir. Yani burası arkadaşlarım 7'ymiş. Cevabımız da o halde C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Görmesi biraz zordu ama görebilirdik. Bakın çözümü çok basit olan bir soru. Geometri bilgisiyle direkt çat diye çıkaracağınız bir soru. O merkezli çember yayının üzerinden seçilen 6 nokta ile ABC ve DEF üçgenleri oluşturulmuş. BC'nin EF'ye oranı sorulmuş. BC neresi? Şurası. EF neresi? O da burası. BC'nin EF'ye oranını ben nasıl bulurum? Öncelikle arkadaşlarım, şu kısım bakın neymiş? Buranın açısı teta. O halde bu yayın ölçüsü de 2 teta'dır diyebilirim. Burası teta ise o halde tabii ki burası da 2 teta'dır. Arkadaşlarım, direkt şunu söyleyebilirsiniz. 2 teta'nın kirişi ile buradaki 2 teta'nın kirişi birbirine eşittir ve cevap 1'dir. Geometri bilgisiyle, çember bilgisiyle çok basit, çok rahat çıkarabiliriz. Peki bu açılar biraz daha zor görülebilir nitelikte olsaydı o zaman ne yapacaktık? Tabii ki biraz trigonometriden yardım isteyecektik. Peki trigonometriden ben bunun yardımını nasıl isterim? Öncelikle sevgili arkadaşlarım şöyle diyoruz bakın. Şunları sildim. Sonuç olarak ABC üçgeninin ve DEF üçgeninin bunlar nesidir? Çevrel çemberidir değil mi? Bu çember iki üçgenin de çevrel çemberidir. Ve sen biliyorsun ki çevrel çemberin yarı çapı bak birinde bu ötekinde bu aynı çevrel çemberden bahsettiğimiz için yarı çap aynı olacak. O halde ben diyorum ki BC bölü sin teta bu nedir? 2R'yi verir bize çapı verir. Aynı 2R'yi sevgili arkadaşlarım EF bölü sinüs teta da verecektir. EF bölü sin teta da verecektir. E şimdi o zaman şu ikisi birbirine eşit. Sin tetalar gitti. BC EF'ye eşit geldi. BC EF'ye eşitse oranları da tabii ki 1'dir diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olacak. Daha karışık bir soru halinde de sorulabilirdi bize. Aman dikkat. Bu şekilde sevgili arkadaşlarım trigonometriden nasıl yardım istiyormuşuz? Sinüs teoremiyle yardım istiyormuşuz. Çevrel çemberin yarı çapıyla çapıyla alakalı bir şekilde yardıma ihtiyacımız oluyor. Dördüncü sorumuz çok ama çok şık bir soru. Dikkatli dinlemenize çok büyük fayda var. Analitik düzlemin birinci bölgesinde orijin merkezli ve yarı çapı 2 birim olan sevgili arkadaşlarım çeyrek çember gösterilmiştir. AYT yayı AYT yayı 4 eş parçaya bölünüp isimlendirilmiş. Bakın şunların her biri bütün yaylar birbirine eşitmiş arkadaşlar. İsimlendirilmiş ve BOT açısı 10 dereceymiş. Bakın şurası 10 derece. Şimdi bu yaylar birbirine eşitse o halde buradaki açılar da birbirine pek tabii eşittir. Yani ben şuradaki açıya alfa dersem burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa olacaktır. Pekala. Madem öyle 4 alfa ile 10 derecenin toplamı bize 90 dereceyi verecekse buradaki 4 alfa 80 derecedir. Ve alfa dediğimiz açının da 20 derece olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. X, Y, Z, T noktalarının apsislerinin çarpımı sorulmuş. Öncelikle X'in apsisi, Y'nin apsisi, Z'nin apsisi ve T'nin apsisine bakmamız şart. Ben buradaki X'in apsisini nasıl bulurum? Hocam çok basit. Nasıl yani? Şu şekilde bak. Burası alfa değil mi? Yarı çapı 2 birim olan çeyrek çemberdi. Yani şuradaki hipotenüsümüz bizim kaç? Şuradaki dik üçgene göre 2. Şimdi o zaman ben şu kısmı nasıl hesaplayabilirim?
Çok basit. 2 çarpı kosinüs alfa ile. Bakın bu x'in apsisi 2 kos alfaymış. Peki y'nin apsisi nedir? 2 çarpı kosinüs 2 alfadır. Çarpı z'nin apsisi 2 çarpı kosinüs 4 3 alfadır arkadaşlar. Değil mi? Bak. Alfa 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 3 alfa. Çarpı diğeri de 2 çarpı kosinüs 4 alfa olacak. Şimdi şunu şöyle çektim. Tabii siz göremediniz ama ben yazdım. Bunu böyle çektik arkadaşlarım. Burası 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 geldi. Alfa kaçtı? 20 idi. Yani kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 60 ve kosinüs sevgili arkadaşlarım 80 var elimizde. Kos 60'ın zaten 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O yüzden 1 bölü 2 ise 16 ile 1 bölü 2'yi çarptım 8 geldi. 8 çarpı kos 20 çarpı kos 40 çarpı kos 80 isteniyor şimdi bizden. Arkadaşlarım öncelikle ben üst tarafı bir kere sinüs 20 ile çarpmak istiyorum. Şimdi böylelikle ne olur? Şu 8'i de 4 çarpı 2 diye ayırdım. Bakın sol tarafından sinüs 20 ile çarptım. Çarpı kosinüs 20, kosinüs 40 ve kosinüs 80 yaptı burası. Sonrasında ise biraz daha çekeyim şunu. Sonra da şöyle diyeceğim. Hocam 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 nedir? Tabii ki sinüs 40'tır. Şimdi şu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazacağım. Çarpı sin 40 çarpı kos 40 çarpı kos 80 dedik. Peki 2 çarpı sin 40 çarpı kos 40 nedir? Tabii ki sin 80'dir. Dolayısıyla burası da 2 çarpı sinüs 80 çarpı kosinüs 80 yaptı arkadaşlar. Peki bu nedir? Hocam bu da sinüs 160'tır. Çok güzel. Şimdi bu kısmın sinüs 160 olduğunu elde ettik. Ama en başında ne dedim ben? Ben şu ifadeyi arıyorum. Buradaki sin 20'yi ben sonradan uydurdum. Sonradan çarptım bunu. Madem öyle bulduğumuz ifadeyi tekrar sin 20'ye bölmeliyiz ki biz tekrar aradığımızı bulalım. Peki sinüs 160 nedir? Hocam 180 eksi 20 diye yazılırsa sinüs 180 eksi 20 diye yazılırsa ikinci bölgedeyiz isim değiştirmeyecek. Sinüs pozitif sin 20'ye eşittir. Sin 20 bölü sin 20 sorulmuş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun, cevabımız E seçeneği olacaktı diyebiliriz dördüncü sorumuz için. Evet, dördüncü sorumuzu çözdüğümüze göre artık bu sayfa bitti. Şöyle sayfamıza uzaktan bakalım. Ciddi anlamda ÖSYM'ye uyumlu sorular. Yani ÖSYM'de böyle bir trigonometri sorusu bunlardan bir tanesi çıksa şaşıracak değiliz arkadaşlarım. Yakışır da. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları dikkatli dinleyip sıkıca çözüp iyice beynimizi aşılamamız gerekiyor bu soruları. Şimdi abi-kuzam eşitsizliği ile alakalı bir sorumuz var. X, Y, Z. Tabi abi kuzam eşitsizliği hocam müfredatta vardı da biz mi acaba kaçırdık demeyin, müfredatta yok. Bu sadece bir eşitsizlik veriyor bize, bir yöntem veriyor. Bu yöntemle bunu bulabilirsin, acaba sen de hocama o zaman bu yöntemi kullanaraktan cevabı bul diyor bize. Tamam mı? Müfredatta böyle bir şey yok. X, Y, Z. Sıfırla pi kapalı aralığından bir eleman olmak üzere. Sinüs x çarpı sinüs y çarpı sinüs z sevgili arkadaşlarım daima 3 kök 3 bölü 2 pi'nin küpü çarpı x çarpı y çarpı z'den daha küçük olmak zorunda deniliyor. Buna da abi kuzam eşitsizliği deniliyormuş. Demek ki bu adam bulmuş bu eşitsizliği. Turgut abi kuzam eşitsizliğini kullanarak sin pi bölü 9 çarpı sin 2 pi bölü 9 küçük veya eşittir kök 3 bölü k eşitsizliğini elde ediyor. K'nın değeri kaçtır diye sormuş. Lan bir dakika. Sinüs x, sinüs y ve sinüs z var burada. 3 tane sinüs vardı. Adam burada 2 tane kullanmış. Turgut hata mı yapmış? Turgut hata yapmamış da. Aslına bakarsan bu soruyu soran hoca sizle biraz oyun oynamak istemiş. Tamam. Ne yapacağız? Şuraya hocam sinüs pi bölü 2'ye de ekleyeceksin sen. Nasıl hocam, soru mu yanlış? Hayır, soru yanlış değil. Sin pi bölü 2 zaten 1'dir. Ve 1 olduğu için sen buraya bunu rahatlıkla ekleyebilirsin. Çok güzel. Şimdi ben sinüs pi bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 9 çarpı sinüs 2 pi bölü 9 için yukarıdaki şurada abi kuzam eşitsizliğini kullanarak kendi kendime bir eşitsizlik çıkarmak istiyorum. Acaba bu neyden küçük veya eşittir? Pekala, neyden küçük veya eşittir? 3 kök 3'ün küpü diyoruz. 3 kök 3'ün küpü arkadaşlarım, 3'ün küpü 27. Kök 3'ün küpü de 3 kök 3'tür. Bölü 2 pi'nin küpü de 8 pi küptür. Çarpı x çarpı y çarpı z. Bak x, y, z çarpıyorum. Pi bölü 2 çarpı pi bölü 9 çarpı
2 pi bölü 9 dedim. Şimdi öncelikle şunu görün burada. Pi çarpı pi çarpı pi, pi küp yapar. Şuradaki pi küp gider. Şuradaki 2 ile buradaki 2 de gider. 9 kere 9 81'dir ve 3 kere 27 de 81'dir. Yukarıda ne kaldı arkadaşlarım? Kök 3, aşağıda sadece 8 kaldı. Ve şöyle yazdım. Burası da sinüs pi bölü 2. Hatta sinüs pi bölü 2 yazmıyorum. Sinüs pi bölü 9 çarpı sinüs 2 pi bölü 9 olmuş oldu değil mi? E şimdi sen şunun gerçekleştiğini biliyorsun. Bunu aldın, şuraya koydun şimdi. Nerede? Şuraya koydun. Heh. Şimdi şuraya bakıyorsun. Şuradaki sin pi bölü 2 de sildim. Şu kısma bakıyorsunuz. Şu kısma bakıyorsunuz. Bir de şuraya bakıyorsunuz. Bir de buraya bakıyorsunuz. O zaman buradaki k kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 8'in ta kendisi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Geçtim 6'ya. D doğrusu 3x artı 4y eksi 24 eşit 0 olarak bize verilmiş. KOB açısı alfa demiş. Bak şurası alfa. KOA da teta demiş. Burası da teta. OB BK'ya eşitmiş. Yani şurası şuraya eşit arkadaşlarım. Yukarıda verilen bilgilere göre sinüs teta ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şuradaki açının tetanın sinüsü soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben burada x'e 0 verirsem şu kısım gider. Y'si 6 olur. Yani şurası 6'ymış arkadaşlar. Burası 6 ise tabii ki buradaki uzunluğumuz 6'dır. Daha sonrasında hatta bu uzunluğu şöyle gösterelim direkt 6 diye. Ve ben bu sefer y'ye 0 verirsem. Y'ye 0 verirsem burası gider. 3x eksi 24 sıfırsa x 8 olur. Yani burası 8'miş. O halde burası 8'dir diyebiliriz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım sinüs teta istenmiş ya. Ben şunu şöyle yaparsam. Bunu bu şekilde yaparsak. Şu kısım acaba bize neyi verir? Şimdi bunu bulabilmek adına şunu şöyle çekerim. Bununla şurası eşittir değil mi? Şimdi ben buraya eğer a dersem, küçük a. A'nın 8'e oranı. A'nın 8'e oranı eşittir diyorum. Şunun şuraya oranına eşit olur. Şimdi burası kaçtır? Bak 6, 8, 10'du. Burası 6 ise burası 6. Demek ki burası 4. O halde 6'nın 10'a oranı diyeceğiz. 6 bölü 10. Buradan 10 a eşittir. 48 yapar. A eşittir. Tabii ki ne gelir arkadaşlarım? 4,8 gelir. Yani şurası kaçmış? 4,8'miş. Şimdi aynı yöntemle bu sefer şuraya b diyelim şu kısma. Ve burayı bulalım. B'nin 6'ya oranı b bölü 6 eşittir. 4'ün 10'a oranı 4 bölü 10. Buradan da 10b eşittir 24 gelir. B eşittir 2,4'tür deriz. Yani arkadaşlar şurası da neymiş? 2,4'müş. Şimdi bak şuradaki üçgene odaklanmanı istiyorum. Şuradaki üçgen var ya, o üçgen. Bunun karşısı 2,4, komşusu 4,8. Yani 1'e 2 oranı var. 1'e 2 oranı varsa o halde ben o üçgeni şu şekilde düşünürüm. Hop 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 hop. Şurası 1, burası 2 oranı varsa burası kök 5'tir. Şimdi bizden istenen ne? Şuradaki açı tetanın sinüsü. Yani karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 5 istenmiş. Bu da kök 5 bölü 5'in ta kendisidir. O halde cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 7'ye. Birbirine paralel şekilde konumlandırılmış bir uçak pisti ve bir otoyol verilmiş arkadaşlar. Uçak pistine inişe geçen bir uçak ve uçakla aynı hizada sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden, bak uçakla aynı hizada bulunan ve sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden bir otomobilin belirli bir andaki görselleri gösterilmiş. İkisi de aynı hizada, bakın şu hizada arkadaşlarım. Uçak şuradan şuraya kadar yol alarak yukarıdan piste iniyor. Otomobil ise şuradan şuraya kadar geliyor diyebiliriz. Tamam, şöyle yapalım. Pekala. Uçak 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyormuş. Yani arkadaşlar şunu şöyle gösterecek olursak. Şurası 15 dereceymiş. Onu sarıyla yazalım ki belli olsun. Burası 15 dereceymiş arkadaşlarım. Pekala. Demiş ki bir de bize. Ve yere indiği anda yine otoyoldaki aynı otomobille aynı hizada kalıyormuş. Otomobil bayağı hızlı gidiyor o zaman. Tamam mı? Aynı anda aynı şekilde şuradaki hizalanıyorlarmış arkadaşlarım. Yani aynı anda otomobil şuradaki yolu alırken aynı anda uçak buradaki yolu alıyormuş diyeceğiz. Pekala. Buna göre uçağın hızının otomobilin hızına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi aynı anda aynı hizadalar, yol bittiği anda da aynı hizadalar. Demek ki ikisi de bulunduğu noktalardan diğer konuma eşit sürede gitmişler. Eşit sürede alınan yolların oranı eşit sürede yapılan hızların oranına eşittir. Çünkü hızla yol doğru orantılıdır. O halde arkadaşlar ben yolları oranlamak yerine, hızları oranlamak yerine yolları oranlamayı tabii ki tercih ederim.
Peki gelin yolları oranlayalım hadi. Nasıl yapacağız? Sıkıntı orası değil mi? Şimdi gençler, şurası 15 derecelik olduğunu biliyoruz. Ben şurada şu kısma, yani otomobilin aldığı yola x dersem, uçağın da kuş bakışı uzaklık krokiden aldığı yola da yine x demek zorundayım. Şimdi burası x ise gelin şuraya da h diyelim. Kosinüs 15'i hesaplayalım. Kosinüs 15 nedir? X bölü h'tır. Peki ben h'ı nasıl anlarım? Şunda şunu yer değiştirirsek h'ı bulmuş olurum. X bölü kosinüs 15'miş. Yani arkadaşlar uçağın aldığı yol x bölü kos 15 iken otomobilin aldığı yol x'miş arkadaşlar. Tamam, otomobil x kadar yol alıyor, uçak x bölü kos 15 kadar yol alıyor. Şimdi o zaman uçağın hızıyla otomobilin hızını oranlayacak olursam, demek ki x bölü kos 15'i ben x'e oranlayacakmışım. Madem öyle, bunları oranlarsanız sevgili arkadaşlarım ne gelir? X bölü kos 15'in, hop böldüm, x'e oranı soruluyor. Uçağın hızının otomobilin hızına oranı. Pekala, bu nedir arkadaşlar? Hemen bulalım. X'ler gitti. Cevap 1 bölü kos 15. Çok güzel. Bu 1 bölü kos 15 nedir acaba? Şimdi arkadaşlarım, önce kos 15'i bulmamız gerekiyor tabii değil mi? Kosinüs 15'i nasıl bulacağım? Kosinüs 60-45 yardımıyla bulabiliriz arkadaşlar ki bize kos 15'i verir. Bu da fark formülünden kosinüs 60 çarpı kosinüs 45 eksi sinüs 60 çarpı sinüs 45'tir. Kos 60 1 bölü 2 idi. Kos 45 kök 2 bölü 2 eksi sin 60 kök 3 bölü 2 idi. Sin 45 yine kök 2 bölü 2 idi. Yani üst taraf kök 2 eksi kök 6 bölü alt tarafta 4 yapar. Tabi bir de biz kosinüs 15'i bulduk. Yani şunu şurada bulduk. Bir de bunu 1'e bölmemiz gerekiyor. Yani 1 bölü kök 2 eksi kök 6 bölü 4 diyeceğiz. Şöyle. Bununla ters çevirip çarparsanız 4 bölü kök 2 eksi kök 6 yapacaktır tabii ki. Arkadaşlarım, bu şekilde düşünecek olursak, bu arada bir hatamız var mı diye bakmak istiyorum. Şurası artı sevgili arkadaşlarım. Var. Çünkü negatif geliyor, negatif gelmemesi lazım. Ona şaşırdım, ona bozuldum yani. Neden burası artı? Çünkü fark formülüydü. Kosinüste burası artıydı. Dolayısıyla şurası artı. Dolayısıyla burası artı. Dolayısıyla burası artı ve burası artı. Tamam. Şimdi ben bunu ne yapmam gerekiyor arkadaşlarım? Tabii ki 4 bölü kök 2 artı kök 6 dedik ya. Bunu arkadaşlar şöyle yazalım. Kök 6 artı kök 2 diye yazalım. Bunu da ben kök 6 eksi kök 2 ile genişletecek olursam karşıma bir cevap çıkar. Üst taraf 4 parantezinde. Bunu oraya sığmayacak, yani sığacak da siz göremeyeceksiniz. 4 parantezinde kök 6 eksi kök 2 dedim. Alt kısma bakıyoruz. Kök 6 eksi kök 2 ile kök 6 artı kök 2'nin çarpımı 2 kare farkından kök 6'nın karesi 6 eksi kök 2'nin karesi 2'den. Yani 4 mü gelir? 4'lerde giderse cevap karşımıza çıkar mı? Çıkar. Cevap neymiş? Kök 6 eksi kök 2'ymiş. Yani D seçeneğinde sevgili arkadaşlarım cevap verilmiş deriz. Ve 8. sorumuz artık son sorumuz. ABC ikizkenar üçgeni ve merkezi AC üzerinde olan ED çaplı çember verilmiş arkadaşlar. Görsel bu. Çember üçgene F ve K noktalarında teğet etmiş. AB AC'ye eşitmiş arkadaşlar. AB dediği yer şurası, AC dediği yerde şurası. Bunlar birbirine eşit. KC 2 birimmiş. KC neresi? Şurası. AF'de 4 birimmiş. Yani burası da 4 birim. Çemberin yarı çapı OD, yani şurası, kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben şuraya alfa dersem şu kısmında alfa olması gerektiğini bileceğim. Şekli de yakınlaştırmak istiyorum. Daha iyi çözeriz, değil mi? Aynen. Şimdi bak, alfa çizdik uzaktan. Alfalara bak nasıl olmuş. Şurası alfa, burası da alfa. Daha sonrasında şöyle şeyler yapsak nasıl olur acaba? Şunu şöyle teğet olduğu yere çeksem. Bunu da teğet olduğu yere çeksem. Bunlar dik olur mu? Olur değil mi? Çünkü teğete inince dik oluyordu. Şimdi şurasının 2 olduğunu biliyoruz. Şu kısmın 4 olduğunu biliyoruz. Burasının alfa olduğunu görüyoruz arkadaşlarım. Burası da alfa. E tabi doğal olarak bak, şurası R ise burası da R'dir. Pekala. Şimdi ben burada alfanın, bak alfanın tanjantını hesaplayabilirim mesela. Tanjant alfa nedir? R bölü 2'dir değil mi? Güzel. Burada şu kısım var ya, bu kısma da herhangi bir açı atayabilirsiniz ama üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için bu kısım 180 eksi 2 alfadır da diyebiliriz.
Böylelikle tanjant 180 eksi 2 alfa ne olacaktır? R bölü 4 olacaktır. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Hocam 180'den çıkmış, indirgeme formülü uygulayalım mı? Uygulayalım. 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek ama ikinci bölgede sevgili arkadaşlarım, ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant 2 alfa olacaktır burası. Bu da R bölü 4'ü veriyormuş bize. Tanjant 2 alfa dediğimiz olay, tanjant 2 alfa dediğimiz olay nedir? Eksi 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfadır arkadaşlar. Bakın sadece işaretlediğim yere bakın. Şu kısım tanjant 2 alfanın eşitiydi. Şuradaki eksi de bunun eksisi zaten. Ve bu da neymiş arkadaşlar? R bölü 4'müş. Peki sen tanjant alfanın R bölü 2 olduğunu bilmiyor musun güzel kardeşim? Biliyorsun, o zaman yaz yerine. Eksi 2 çarpı R bölü 2 bölü 1 eksi R kare bölü 4. Eşittir ne olmuş oldu? R bölü 4 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki 2 ile buradaki 2'yi bir götürdüm. Buradaki R ile buradaki R'yi de götürdüm. İçler ister çarpımı yaparsanız 4 kere eksi 1 eksi 4 eşittir. Şurası da 1 eksi R kare bölü 4 yapacaktır. Arkadaşlarım bunu bu tarafa atarsanız hemen şöyle gösterelim. 1'i bu tarafa atarsanız eksi 5 eşittir eksi R kare bölü 4 yapar. Eksiler gitti. 4 kere 5 20'dir. 20 eşittir R karedir. R kaçtır? 2 kök 5'tir. Şimdi biz R'yi 2 kök 5 bulduk ya. Cevap da o aslında. Neden? Çünkü bizden OD istenmişti ama OD de zaten R'nin ta kendisiydi. O halde cevabımız 2 kök 5'miş. Yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle trigonometriye artık noktayı koyabilirsiniz. Valla güzel testi bence. Umarım sen de beğenmişsindir, keyif almışsındır. Logaritma, dizi, limit süreklilik, türev ve integral kaldı artık sadece. Yukarıda da görüyorsunuz artık logaritmanın lambasını yakmanın zamanı geldi. Trigonometrinin lambasını söndürebiliriz arkadaşlar. Logaritmada olabildiğince sizlere fazla örnek sunmaya gayret gösterdim ki en başında da söylemiştim zaten. Kitabın güzelliği şu. Yani gereksiz maliyetten kurtardık aslında. Yani bu kitap 290-300 sayfa olabilirdi. O civarlarda sayfalara sahip olabilirdik. Çünkü ben el yazmalarımda öyleydi. Ama olabildiğince sıkıştırdım. Satır aralarındaki boşluklara kadar, mesela örnek veriyorum. Şurada şöyle, şuraya bakalım mesela. Şuradaki satır aralarındaki boşluk var ya arkadaşlarım. O boşluklar normal şartlar altında bir kitapta olması gerekenden şu an çok çok daha dar. Ama ben bunları fark ettim. Bunları daralttığım takdirde buraya bir soru daha sığabiliyor. Evet, ama bir soru hocam, bir sorudan o kadar sayfa azalır mı? Ama bu notlardan, bu tanımlardan arkadaşlarım her yerde olduğunu düşünürseniz, bakın buralarda, bakın arkadaşlarım logaritmanın tanımına gidelim mesela. Şuralara gittiğimiz takdirde bakın. Yani şurası arkadaşlarım yan sayfada durması gerekiyordu. Ama ne yaptık? Bunların hepsini bir araya getirdik. Bunların hepsini daralttık. Yani görünümün çok fazla önemi yok ama görünüm de çok güzel oldu bence kitabın. Şablonu da çok güzel oldu. Yani sizler için kitap ucuz olsun diye her şeyi yaptık. Umarım bu konuda da hakkınıza girmiş gibi olmak da istemiyorum açıkçası. Ama bence daha iyi oldu. Daha hoş oldu. Çünkü arkadaşlar kaliteli bir kitabı ucuza almış olacaksınız. Bu da benim için kafi. Gençler şöyle yapalım. Sonraki videomuz logaritma olacak. Logaritmada görüşürüz artık. Sevgili arkadaşlarım 2023'teyiz biliyorsunuz. Yani siz bu videoyu izlediğinizde 2023'teyiz artık. Logaritmalarına 2023'ün artık ilk günlerinde logaritmaya başlamış oluyoruz. Geç kaldık hocam falan diyen arkadaşlarım için de duyurulur yani. Hani trigonometri bitti ya. Yani en sıkıntılı yer bitti şu an kitapta. En sıkıntılı yerdi. 12 videodan oluşuyor. Video uzunluğundan kaynaklı değil. Videonun çokluğundan kaynaklı değil. En sıkıntılı yerdi çünkü uzun sürüyor. Anlatması da uzun sürüyor. Soruları da uzun sürüyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı en sıkıntılı yeri bitirdik diyebilirim artık. Senin için de öyle, benim için de öyle. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım artık trigonometri bittiğine göre biz işin %50'sini değil %60'ından fazlasını bitirdik. Artık bu kitap çok rahat bir şekilde bitecek ve çok kısa bir sürede bitirdiğimiz için de artık rahat rahat benle beraber SML tarzında sorular çözeceksin.
Çok güzel sorular çözeceksin. Benle birlikte çok güzel sorular görmüş olacaksın ve bu sorular sana üniversiteyi kazandıracak. Hayalindeki üniversiteyi kazandıracak. Buna adın kadar emin olabilirsin. Yeter ki arkadaşlarım, zaten benim kanalımda şeyi odur, özelliği odur. Son 4 ay herkesin uğradığı bir yerdir arkadaşlar. Şubat'tan sonra böyle Mart gibi falan görürsünüz sizler de. O yüzden arkadaşlar, sizler şu an en iyisini yapıyorsunuz, hiç merak etmeyin. Yani takip ediyorsunuz. Başlangıçtan itibaren beni takip eden arkadaşlarım var. Instagram'da bana hala, bakın hala en az 10 kişi var, 15 kişi var. Hala bana çözdüğü her sayfanın fotoğrafını gönderen. Allah razı olsun onlardan. Onlar sayesinde de kendimizi yalnız hissetmiyoruz açıkçası. Bunları yapan arkadaşlarım beni çok mutlu ediyorlar. Onlar inanılmaz derecede şanslılar arkadaşlar. Sizler de mutlaka ama mutlaka bu kitabı tam takım bitirdiğiniz takdirde bir şeyler olacak tabi elbet, ama dediğim gibi soru bankalarınızı çözmeyi lütfen unutmayın. Artık hangi soru bankasından çalışıyorsanız orası size kalmış. Ben şunu çözün, bunu çözün demem benim için, yani sizin için de yanlış olur. Benim için de hata olur arkadaşlar. Çünkü herkesin bir tarzı var. Senin nasıl ki kitap tarzın varsa, soru çözüm tarzın varsa. Mesela ben bir başka bir kitaptan konuyu anlatırken biraz afallayabiliyorum ama kendi yazdıklarımdan anlattığım zaman daha kendimi özgüvende hissediyorum tabii, doğal olarak. Aynı şey senin için de geçerli. Bunları asla ama asla unutma, tamam mı? Evet. Sizlerden de kopamadım bir türlü. Dersi bitireli 5 dakika oldu ama hala vır 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 konuşuyor İsmail hocanız. Arkadaşlarım, dikkat edin kendinize. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.